Herkese merhabalar. İki gün sonra iki senede bir yapılan satranç olimpiyatları başlayacak. Bakalım bu turnuvada kimler var? Özellikle Türk ve Azerbaycan milli takımına bakacağız. Ama reyting sırasına göre dizildiğinde birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Ve oyuncuları görüyoruz. Karuana, Aronyan, Vestiso, Dominguez ve Sam Shakland Dört kişi oynuyor. Bir kişi de yedek ve hemen dikkati çeken Nakamura'nın takımda olmaması o Twitch'ten yayın yapmayı tercih ediyor herhalde. İkinci sırada Hindistan var. Hindistan'da Hindistan 3 takımda katılıyor olimpiyatlara. Çünkü Madras'ta oynanıyor. Gözler Madras kaplanı Anand'ı arıyor ama Anand yok olimpiyatlarda. Zaten sıklıkla oynamamayı tercih ediyordu. Ve kısa bir süre önce Dünya şampiyonluğu unvanını bıraktığını, mücadele etmeyeceğini ilan eden Carlsen'i Norveç takımında görüyoruz birinci sırada. 2864 Elo'suyla takımın ortalamasını yükseltiyor. Aslında takım çok güçlü değil şu reytinglere bakar mısınız? Ama buna rağmen ortalamayı tek başına sırtlayan Carlsen Norveç'i 3. sıraya yükseltmiş durumda. Ve gelelim Azerbaycan milli takımına. Azerbaycan milli takımında Şehriyar Mamedyarov birinci sırada, ikinci sırada Rauf Mamedov, Gadir Guseynov, Vasif Durarbeyli ve Necat Abbasov olarak gidiyor ve dikkatinizi bir şey çekmiştir. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Azerbaycan için tatsız bir haber var ve Türk milli takımı 21. sırada, 21. sırada Mustafa Yılmaz birinci masada, Emre Can ikinci masada, Dragan Şolak. Vahapşanal Cemil Can Ali Marandi diye gidiyor. Takımımız oldukça güçlü. Sadece umarım ki bununla karşı önlem almıştır. Dragan Solak 2-3 senedir turnuva oynamamış durumda. Şu anda eğitmenliğiyle, antrenörlüğüyle, organizatörlüğüyle Türk satrancını neredeyse sırtlamış durumda. Onun yetiştirdiği genç sporcular büyük başarılar elde ediyor. Hem eğitiyor hem de... Uluslararası kapalı turnuvalar düzenliyor. Ee, ve şimdi olimpiyatlar için tekrar satranca döndü diyebiliriz. Umarım bu pratik eksikliğini giderecek şekilde önlemler almıştır. Ve gelelim şimdi Azerbaycan için kötü habere yakından takip edenler biliyordur. Kısa bir süre önce adaylar turnuvasında 3. olan. 2. olsa dünya şampiyonluğu maçı yapacaktı. Başta Carlsen... Bırakmaz ünvanı demiştim ama sonra turlar devam ederken bu turnuvada ikinci olmanın çok önemli olduğunu çünkü dünya şampiyonluğu maçı yapma ihtimalinin e, bulunduğunu söylemiştim ve gerçekleşti. Fakat kötü haber Recep Oğuz Olimpiyatlar'da oynayamıyor çok istemesine rağmen çünkü adaylar turnuvasında rahatsızlanmış e, ve e, Covid olmuş. Covid'den sonra da rahatsızlığı devam ediyor. Doktorlar kendini zorlamaması konusunda uyarmışlar. Keşke oynasaydı Azerbaycan milli takımı çok çok kuvvetli olacaktı. Ama bu rahatsızlık devam ettiği için maalesef olimpiyatlarda oynayamıyor. Ama buna rağmen Azerbaycan çok kuvvetli bir takım. Hem Türk milli takımının hem Azerbaycan milli takımının oyunlarını inceleyeceğiz. İlginç oyunları sizlere getireceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere deyip izin isteyelim.